Futbolda işler iyi gitmediği zaman, sonuçlar gelmediği zaman doğal olarak ayrılıklar maalesef çok net bir şekilde görülüyor. Oyun içerisinde oluyor. İşte dediğiniz gibi belki tartışmalar oluyor oyun içerisinde ki. Oyun içerisindeki tartışmaların ben çok da yani olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncular oyun içerisinde tartışabilir, birbirlerine pozisyonu anlatabilirler veya ne yapmaları gerektiğini anlatabilirler. Bence onda bir problem yok. O normal. Ha, çok hararetli olmadıktan sonra veya çok ikili diyaloğa girmedikten sonra çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Olabilir. Ama dediğim gibi sonuçlar ve oynanan oyunlar herkes farkında. Oyuncular da oynanan oyunların iyi olmadığının farkında. Biz de farkındayız. Onlar da üzülüyorlar. Doğal olarak psikolojiler düşüyor. Bizim de düşüyor. Ve uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydan beri bu sıkıntının içerisindeyiz. Farkındayız toparlanmamız gerektiğinin. Onu söyleyeyim. Daha fazla mücadele etmeliyiz. Daha birlikte hareket etmeliyiz. Daha güvenli olmalıyız. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimize yardım etmeliyiz. Bunların hepsinin farkındayız. Bunlar umarım yarınla beraber yavaş yavaş ön plana çıkar diye düşünüyoruz. Çünkü böyle devam edemeyiz. Bunun da farkındayız. Bu şekilde gidemeyiz. Çünkü hepimizin sorumlulukları var. Benim teknik direktör olarak sorumluluklarım var. Oyuncularımızın sorumlulukları var. Arkamızda çok ciddi bir taraftar derneği desteği var. Taraftarımıza karşı, camiamıza karşı sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmek zorundayız. Ama böyle durumdan çıkmak için, tekrar ayağa kalkmak için de ihtiyacımız olan en önemli şey taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var. Onların desteğine ihtiyacı var. Taraftarımız da umarım geçen sene bu kadar mücadele edip zor bir süreçte bütün kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacaktır. Onlara bu desteği verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar. 2 maç oynayacağız Çarşamba, Cumartesi. Yani 2 maçı da düşünmek zorundayız. 2 maç da önemli. Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Yani bir hedefimiz olmasa da Şampiyonlar Ligi maçıdır. Ülke için önemli, bizim için önemli, taraftarımız için önemli. Tabii ki en iyisini yapmak istiyoruz. Hafta sonuki maç da önemli. Şöyle düşünmek zorundayız. Bazı oyuncularımız var kritik noktada olan. Özellikle mesela Batshuayi var. Yarın onu oynatmayacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü maç oynayacak şu anda fizik gücüne tam olarak sahip değil. Sakatlıktan çıktı. Hafta sonu belki kullanabiliriz ama yarın belki 20 dakika 30 dakika kullanabiliriz. Onun haricinde milli takımlardan gelen yorgun ufak tefek sorunları olan oyuncular var. Ya onu değerlendireceğiz kendi aramızda. Bakalım en uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız ama tabii cumartesi oynayacağımız maç da bizim için çok değerli. Onu da söyleyeyim. O maç çok önemli. İnşallah 2 maça da 3-4-5 değişik oyuncuyla başlayabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Çare tabii ki sorumlu benim. Yani burada işler iyi gitmiyorsa, sıkıntı yaşıyorsak bunun birinci sorumlusu doğal olarak benim. Çünkü takımın teknik direktörü benim. Uğraşıyoruz. Yani takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için biz yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım bu kısa süreçte, önümüzdeki bu hafta özellikle oyuncularımızdan tekrar bu duruma bir tepki vermelerini bekliyoruz. Yani bir geri dönüş bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Yani bunun için herkesi hazırlıyoruz. Biz de hazırız. Oyuncularımız da hazır. İyi bir oyun, iyi mücadele. Sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır. Hocam teşekkür Teşekkür ederiz. ederim. Basın toplantım sona ermiştir.